Evet, selamun aleyküm sevgili dostlar. Sizlere Nöbeti Baba Türbesi'nin oradan Nöbeti Dağı'ndan sesleniyorum. Çok yüksek bir yer burası. Öyle ki yani Sungurlu'ya epey uzak olmasına rağmen buradan Sungurlu gözüküyor. Şöyle göstermeye çalışacağım size. Evet. Bilmiyorum. Gören var mı? Evet. Şu aşağıda gözüken yer Sungurlu aslında. O kadar uzak buraya ama çok yüksek bir yer olduğu için burası gözüküyor. Biz neredeyiz? Nöbeti Dağı'ndayız şu anda. Nöbeti Tepesi'ndeyiz ve Nöbeti Baba'nın türbesini ziyarete geldik. Şöyle söyleyeyim, bundan 2 yıl kadar önce, bu pandemi olmadan önce buraya her sene yağmur dualar için gelinirdi. Başka böyle köyler toplanırdı. Çevre köyler çok. Şu aşağıda gözüküyor mu bakalım? Ben çıplak gözümle görüyorum ama size yansıyatabilecek miyim bilmiyorum. Şu aşağıda gözüken köy 5 kız. Daha aşağıda var bir tane. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? İncesu. Yani çok yüksek bir yer burası. Ama her tarafa hakim. Gördüğünüz gibi tepe üzeri de boş, çıplak. Çevresi orman. Burası aslında yayla denilecek şekilde. Yani düz. Tepenin üzeri dümdüz. Yani hiçbir şey yok. Şu görmüş olduğunuz yerde Nöbeti Baba'nın türbesi. Onu ziyarete geldik. Yağmur duaları yapılmayınca pandemi nedeniyle buralara pek gelen giden olmuyor. Yani normalde her sene Sungurlu müftüsü zaten yağmur duasını yaptırıp namazını kılardı burada. Bütün köyler buralarda toplanır. Burada şenlik havasında kurbanlar kesilir. Yağmur duaları yapılır. Bunun amacı da sadece yağmur duası değildi yani. Bütün çevre köyleri bir araya toplayıp dostluğu, kardeş. Şimdi biraz yüksek bir yerdeyim, zaman zaman internet gidebilir ama inatla takip etmeye çalışın, izlemeye çalışın. Çünkü burası şehre bir hayli uzak. İçeriye gireceğim şimdi. Biraz önce bir gitti geldi internetim ama gene aynı şey olabilir. Ama ben size burayı göstermek istiyorum. Gerçi videosunu çekip YouTube kanalımızda paylaşacağız ama çok alçak. Bu arada kilidini açayım ben. Kapının boyu çok alçak. Alçak olmasının sebebi daha eskilerden tekke, türbe gibi yerlerde böyle kapıları ufak yaparlarmış, yani kısa yaparlarmış. Giren kişi içeridekine saygı göstermek için mecburen eğilecek, yani eğilerek girmek zorundasınız. Onun için bunu bir saygı olarak böyle küçük yaparlarmış. Hani kimse eğilmeden girmesin diye. İnternet çekmiyor. İçeride internet çekmiyor maalesef. Onun için böyle gösteriyorum size şuradan. Nöbeti Baba Türbesi. Arkadaşlar. Bir de şurada ufak bir cam var. Buradan göstermeyi deneyeceğim size. Çünkü içeriye girdiğim zaman telefon gidiyor, yani çekmiyor maalesef. Ben bunun görüntülerini aldım içeriden. Sizler için YouTube kanalımdan ayrıntılı seyredebilirsiniz. Görüyorsunuz. İçeride kabri şerifleri bulunuyor. İçerisi tavanı taş, kubbesi taş, taş kubbe, taş bina. Uzun zamandır burada. 2 yıldır mahzun, hüzünlü. Çünkü 2 yıldır yağmur duaları olmuyor. 2 yıldır buralara böyle benim gibi meraklı insanlar geliyor gidiyor sadece. Yakın köylerden, civarlardan. Şöyle göstereyim size. Daha biraz daha geriye çekilerek binayı daha detaylı göstermek istiyorum. Şöyle. Evet. Böyle bir yer.
Nöbeti Tepesi deniyor buraya. Aygar Dağı'nın eteklerinde Nöbeti Tepesi. Nöbeti Baba da türbenin adı. Sanırım tepede oradan alıyor ismini. Normal bir araç gelebiliyor arkadaşlar. Yani yol biraz sıkıntılı. Toprak yol ama normal bir araçla gelinebiliyor. Nereden gelebilirsiniz? İncesu, Beş Kız, yukarı Beş Kız devam ediyorsunuz. Yangın havuzlarını geçtikten sonra yangın havuzu da var orada. Yangın havuzlarını geçtikten sonra Çarşı Deresi'ne gelmeden tam dönme noktasının köşesinde mermer bir mezar var. O mezardan sağa dönüyorsunuz. İleride yol bir daha çatal olabilir. Oradan tekrar sağa dönüyorsunuz. Ki sol tarafa döndüğünüz zaman Çarşı Deresi'ne iniyor. O yolu takip ediyorsunuz. İleride yüksek bir tepeye çıkacak. O tepenin üzerinde de Nöbeti Baba türbesini göreceksiniz arkadaşlar. Bu yolda devam ediyor tabi. Buradan ben devam edeceğim. Diğer köyler var. Kurbağalı falan bu civarlarda. Yanılmıyorsam Yarım Söğüt. Çukurlu, oradan Tatlı, Kemallı ineceğiz aşağıya bakalım. Hangi köylere uğrayabilirim tam bilemiyorum. Çünkü vakit maalesef her zaman yetmeyebilir. Çünkü sabah çıktım. İki köy gezdim. Bu üçüncü noktam. İster istemez acıkıyorsun, susuyorsun, duruyorsun. Bir mola veriyorsun, yemek yiyorsun, çay içiyorsun. Tabii bunlar da buralarda bir restoran olmadığı için kendin yapman gerekiyor. O da zaman alıyor. Tekrar bir deneyeyim mi içeriye girmeyi? İnternetim gidebilir. İnternetim gidebilir. Bu arada yazan arkadaşlar cevap veremediğim için üzgünüm ama yayınım bittikten sonra hepinize tek tek mesaj yazacağım. Her yoruma ayrı ayrı mesaj yazacağım. İnternet gidebilir diyorum, tekrar söylüyorum. Evet, gördünüz mü? Bilmiyorum. Gören var mı? İçeriği gören var mı? Bir mesaj yazar mısınız oraya görenler? Gören var mı oraları? Evet. Oo, çok mesaj gelmiş. İzliyoruz diye. Ama vallahi. Evet. Neyse, içeriye girdiğim zaman internet gidiyor. O sebepten gösterebildiğim kadar gösterdim. Ayrıntılı içerisinin videosunu çektim. YouTube kanalıma yükleyeceğim. Sungurlu İzci, sosyal medya hesaplarımız her tarafta aynı. TikTok'ta bile aldık hesap. Sungurlu İzci. Aslında pek beceremiyoruz ama elimizden geldiği kadar bir şeyler yayınlamaya çalışıyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet, yani maalesef tam girdiğim zaman internet gidiyor orada. Yani taş bina olduğu için sanırım. Ondan dolayı Zeynep Hanım, onun için giremedim pek ama dediğim gibi ayrıntılı bir videosunu çektim ben oranın. YouTube kanalıma yükleyeceğim. Sungurlu izci abone olmayanlar olsun. Eşinize, dostunuza da duyurun. Bize abone olsunlar. Bizi izlesinler, bizi görsünler diyelim. Ve şeye gelelim. Biraz önce söyledim, bahsettim ama çok az kişi izliyordu. Şimdi sayımız biraz artmışken tekrar göstereyim. Arkadaşlar, burası Nöbeti Tepesi çok yüksek olduğu için bakın, şu kısmı yakınlaştırmaya çalışacağım sizin için. İleride bir binalar gözüküyor. Çok soluk da olsa böyle hani havadan sanırım, hava biraz kirli olması nedeniyle sanırım böyle gözüküyor. Telefonu da titretmemeye çalışıyorum çünkü mesafe uzun olduğu için. Bu gözüken yer yeni yapılan cezaevi, yani çiftlik köyü. Oradan vazgeçtik şimdi. Size şurayı göstereceğim. Ve Sungurlu. Yani buradan Sungurlu'yu görebiliyorum. Sungurlu'dan da bura gözüküyor olabilir. Ama
Görmek tabii biraz şey. Nasıl görürsünüz burayı bilmiyorum. Bak şu gözüken binaların olduğu yer Sungurlu. Yani buradan Sungurlu gözüküyor. Ben çıplak gözden çok net görüyorum. Telefonu yaklaştırmaya çalışıyorum ama yaklaştırdıkça titreme yapıyor. Çok uzak bir mesafe aslında ama gözüküyor. Hatta şöyle söyleyebilirim. Arka tarafta Akçalı köyünün yolunu ve bir kısmını görüyorum. Üst kısımlarını görüyorum. Bu tarafta yanılmıyorsam Fındıklı olması lazım. Bir iki böyle bina gibi bir şeyler gözüküyor uçlardan. Yani şu aşağıda İncesu'yu görüyorsunuz. İncesu. Evet, şu aşağıdaki köy İncesu köyü. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama İncesu köyü ve şuralara gelelim şöyle. Şu gözüken köy de Beşkız köyü. Beşkız köyü. Yani bu köylerin arasında bir yer ama şu alt tarafımda Çarşı Deresi var. Çarşı Cuma, Çarşı Deresi. Öyle bir yüksek bir noktada her tarafa hakim ve gözüküyor. Şu arka tarafta gözüken dağların bir kısmı, arka çok geride olanlar Yozgat'a ait. Yani şöyle söyleyebilirim. Hatta çatma falan gözükebilir şuradan bazı köyler ama tam emin değilim nokta olarak. Yani buradan Yozgat'ın arazileri gözükebiliyor yani o derece yüksek bir yer. İki yıldır buraya gelen giden pek nadir oluyor. Bizim gibi böyle meraklılar geliyor. Ben de buraya gelmişken size göstermek istedim. Nöbeti Baba türbesini. İçeriye girdiğim zaman içeri kapı anahtarı asmışlar ama yani açık. Kitlememişler. İçeriği ziyaret edebilmemiz için. Ama şöyle bir şey var. İçeriye girdiğim zaman internet maalesef gidiyor. O sebepten size gösteremiyorum içerisini. Ama şuradaki camdan tekrar deneyelim. Şuradaki camdan size göstereceğim içerideki kabir. Yerde halı şeyi koymuşlar halı ve şey gözüküyor mu bilmiyorum ama taş duvar, taş kubbe üzerine bir bina. Bu camda çok ufak. Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin, takip etmeye devam edin ve lütfen beğeni, paylaşım ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Sizin yaptığınız her yorum, her beğeni, her paylaşım bizim için çok önemli. Daha çok kitlelere hitap edebilmemiz için bizi daha çok kişi görsün, tanısın istiyoruz. Amacımız sizin güzelliklerini göstermek, doğa sevgisini aşılamak. Maksadıyla buralara geliyoruz, geziyoruz. Hiçbir maddi bir şeyimiz yok, çıkarımız yok. Öyle bir derdimiz de yok. Yani bir maddiyat kazanalım derdimiz de yok. Herkes memleketini görsün, bilsin maksadındayım. Şöyle diyeyim. Biraz önce aşağıda şu beş kız, hemen üst tarafta yangın havuzlarının orada kahvaltı yaptım. Orada yani köylülerden sohbet ettiğim insanlar oldu. Köyünün hikayesini, isminin nereden geldiğini filan anlattı bana. Dedim ki bu beş kızın mezarı nerede? Bilmiyorum dedi. Şu ilerlerde bir yerlerde. Yani bu kadar. Yani köyün yerlisi beş kızın mezarını bilmiyor. Yani bu derece. Ama biz gittik, gördük. Onu da YouTube kanalımda yayınlayacağım. Beş kız ismi nereden geliyor? Neden beş kız demişler? Beş kızın mezarları nerededir? Hepsini sizler için paylaşacağız. YouTube kanalıma abone olun ve bizi takip etmeye devam edin. Ve şimdilik hoşça kalın. Ben yoluma buradan devam edeceğim böyle. Yalnız bir yolculuk yapıyorum. İleride bir ileride bir yemek yeme olasılığımız var ama
Karar veremedim tam. Öyle yolumuza devam edeceğiz. Hoşça kalın, görüşmek üzere.